Merhabalar bayanlar baylar. Bugünkü programımızın konu başlığı kültür sanat zenginliği, kimlik zenginliği, akılsal tasarım zenginliği. Dünya ülkelerine bir baktığımız zaman medeniyette yol almış kimi ülkeler farklı kültürlerin barışık bir zeminde güç birliği yaparak farklı kimliksel zenginlikleri uzlaşma kültürü temelinde güçlerini birleştirerek yeteneklerini, başarılarını, hassasiyetlerini birleştirerek ülkelerin gelişiminde bu bakış tarzının, bu dünya görüşüne sahip, bu mentalitelerin oluşturduğu, yönetildiği ülkelerin ne kadar ileri gittiğini görebiliriz. Herkesin artı ve eksileri farklı farklı bulunmaktadır. Hiçbir zaman, hiçbir ülkenin, bireylerin veya toplumların veya etnik yapıların sadece negatif eksilerden kurulduğunu veya sadece pozitif artılardan kurulduğunu göremezsiniz. Belki de ilk bakışta bu kastettiğimiz görülmeyebilir, sırıtmayabilir, göze batmayabilir. Altta daha gizli alt katmanlarda mevcut olması kesin bir realitedir. Her zaman artının olduğu yerde mutlaka ön planda veya geri planda eksi orada mevcut bulunmaktadır. Kültür zenginliği bireyde öncelikle başlamalıdır. Kendi kültürü esas, kendi kimliği esas olmak üzere yerel kimliğinin yanına dünya milletlerinin, dünya ülkelerinin farklı kültürlerini kendine katarak pratik hayattaki zenginliğin aynısını bireyin kendisinde rengarenk bir yapılanmaya gidilerek böyle bir yapılanmanın ancak barışık ilişkileri doğurabileceği gerçekliği ortaya çıkmaktadır. Kültür sanat zenginliği, kimlik zenginliğini daha sonraki aşamada planlar, projeler, yöneticilikler, tasarımlar bu zenginlikten pay alacaktır. Yani masa başında bir çizim, bir tasarım yapabilir iki kişi. Fakat bunlardan kültür zengini, kimlik zengini daha çok olan, daha yüksek kültür ve kimlik zenginliğine sahip olan tasarımcı bunu
herhangi bir konuda tasarım yaparken mutlaka pratik zekasıyla, akıllı zekasının barışık buluşarak hayata rentable çözümler üretebildiğini, hizmet veren ve hizmet alanın gerçek manada tatmin olduğu, mutlu olduğu, huzurlu olduğu görülecektir. Herkes bir tasarım yapar. Herkes farklı şeyleri tasarlayabilir. Ama kültür zengini olmayan, kimlik zengini olmayan, çoğu zaman kafa tasçı gibi basma kalıp bir takım kalıpların içerisine sıkışmış, esneme özelliği olmayan, katı yapılar tasarımlarında rentabiliteyi getiremeyecektir. Özlenen çözüm zenginliğini sağlayamayacaktır ve bu hizmeti alan ve veren arasında olduğu gibi hizmeti alanlar arasında da çatışmasal, uzlaşmaya aykırı verimliliği baltalayan bir takım süreçleri beraberinde getireceğini ifade edebiliriz. Bakışlarımız, değerlendirmelerimiz, planlamalarımız her zaman basma kalıplar üzerinden uzak olmalıdır. Basma kalıp dediğimiz şeyler, statüko dediğimiz bir takım kavramlar, durağan sistemler, hantal, verimli olmayan, içe dönük kavramlardır. Ne ülke içerisinde toplum ve bireyler arasında, ne de ülkeler arasında böyle ilişkilerin hiçbir zaman o ülke halklarına hayır getirmeyeceği gibi gelişimini de bloke eden ve bir takım kapalı yapıların kaotik süreçlerinin tohumları da ekilmiş olacaktır. Çünkü sıkışan yapılar, daralan yapılar, verimliliğini, rentabilitesini kaybetmiş yapılar her zaman bir takım stresör kavramları ön plana çıkarmakta, baskısal olarak algılanıp yorumlanmakta ve buna ters tepen bir takım psikolojik davranışlar sosyopsikolojide gelişmektedir. Böyle toplumlar içten içe bireyler arasında da kendi kendini tüketen bir yapıya saplanıp kalmış olmaktadır. Her zaman kültür, sanat zenginliği, farklı kültürler, farklı sanat dalları her zaman yaşam bulmalıdır. Hayatı rengarenk zenginleştirmesine izin verilmelidir. Kimlik zenginliği bu temel üzerinden şekillenecektir. Buna bağlı olarak akılsal tasarım zenginliği ile pratik hayatı daha da huzurlu, mutlu, ekonomik, sosyal ve diğer bütün süreçleri tetikleyecektir. Yok olan toplumlar, tarihte ismi geçen toplumlar bir takım pratik realiteleri reddettikleri için, modernliği sürekli gelişime tabi tutmadıkları için, gelenekselliklerine sahip çıkmadıkları için
iki ayaklı farklı bir süreçlerde kaybetmişlerdir. Bir uca sapıp orada saplanıp kalmışlardır. Bunu sağlayan çoğu zaman egomuzun robotik özellikleridir. İnsan robot değildir. Fakat biyokompütörize özellikleri beyninde mevcut bulunması dolayısıyla bu özelliklerini araç olarak kullanarak, vasıtalılık özelliklerini iyi yöneterek, bu durumunu aşarak, değerine değer katarak yüksek kaliteli, medeni, olgun insanlar olarak yolumuza, gelişimimize devam ederek ve devamlı kılarak hayatımızı daha huzurlu bir hale getirmemiz mümkün olacaktır. Programımız burada noktalanıyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkürler ediyoruz. Hoşça kalınız.